Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. 4. sınıflar için 1. dönem İnsan Hakları ve Demokrasi dersi yazılısı yapacağız. Sizlerle hep birlikte pandamızı hesaplayarak başlıyoruz arkadaşlar. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y koyunuz. Hadi bakalım. Haklarımız devlet tarafından güvence altına alınır. 1. cümlemiz nedir? Doğrudur değil mi? Buraya D yazıyorum. Çocukların ücretsiz eğitim hakkı vardır. Evet. Tabii ki. Bu da doğrudur. Çocukların oyun hakkı vardır. Bu da doğrudur. Çocukların da sorumlulukları vardır. Tabii bizim de sorumluluklarımız var değil mi? Ödev yapmak, derslerimizi çalışmak, öğretmenlerimizi dinlemek gibi. İnsanlar haklarını başkalarına devredebilir. Hayır arkadaşlar, yanlıştır. Devredemez. İnsan sosyal bir canlı değildir. Bu da yanlıştır. İnsan sosyal bir canlıdır. Herkesin eğitim hakkı sadece yetişkinlerin hakları vardır. Yanlıştır. Çocukların da hakları vardır. Herkesin hakkı vardır. Herkesin eğitim hakkı yoktur. Bu da yanlıştır. Herkesin eğitim hakkı vardır. Son cümlelerimiz yanlıştır. Oldu arkadaşlar. İkinci sorumuza geçelim. Görsellerle ilgili kutucuğu eşleştirmemiz. Eşleştirelim bakalım. Vatandaşlık hakkı. Vatandaşlık hakkı hangisidir arkadaşlar? Vatandaşlık hakkı tabii ki budur. Vatandaşlık hakkı bu değil arkadaşlar. Hemen silerim. Seçme hakkı varmış. Vatandaşlık olarak hakkımıza hemen bakıyoruz arkadaşlar. Ama silgimizi silelim, düzgün olsun. Evet, hemen sildik. Bu arada diğer yazılılarımız kanalımızda mevcut, bulabilirsiniz arkadaşlar. Vatandaşlık hakkı hemen TC kimlik nüfus cüzdanımız var. Vatandaşlık hakkımızdır. TC'miz, nüfus cüzdanımız, evet. Sağlık hakkı. Sağlık hakkı da görselimiz nerede? Evet, burada. Burada sağlık hakkımız arkadaşlar. Bu görselimiz seçme. Hangisi olur arkadaşlar? Seçme. Şimdi oldu seçme. Evet, buraya geliyor. Anlaşılıyor diye düşünüyorum. Ve eğitim hakkı da son olarak. Bunu da çizdik böylece. Bu sorumuzu da cevapladık. Hemen geçelim. İnsan hayatıyla ilgili dönemleri görsellerin altına yazınız. Yazalım. Birinci görselimiz çocukluk dönemi değil mi? Çocukluk dönemi. Evet. Çocukluk dönemi yazalım. İkinci görselimiz ise gençlik dönemi. Gençlik dönemi. Evet. Ve burada da yetişkinler var. Yetişkinlik dönemi. Yetişkinlik dönemi. Bu sorumuzu da böylece cevapladık sizlerle. Diğer sorumuza geçelim arkadaşlar. Boşlukları uygun kelimelerle tamamlayınız. Tamamlayalım. Her insan 18 yaşına kadar ne kabul edilir? Çocuk kabul edilir. Buraya ne yazıyorum? Çocuk. Temel haklarımız ...... güvence altına alınmıştır. Anayasa ile değil mi? Anayasa olacak. Anayasa. İnsan konuşur, sorgular ve ne üretir? Fikir üretir. Geçelim. Her insanın doğuştan gelen hakları vardır. Hakları dolduracağız burayı da. Evet. Şimdi fikri, çocuk, anayasayı çizelim. İnsan düşünen bir canlıdır. Büyüdükçe görev ve sorumluluklarımız değişir. Tabii ki de değişir. Evet. Sorumluluklarımızı da çizdikten sonra diğer sorumuza geçelim arkadaşlar. İnsanı diğer canlılardan ayıran en önemli özelliği nedir? Nedir acaba bakalım? Beslenmesi değildir. Büyümesi değildir. Hayvanlar da beslenir, büyür. Düşünmesi dursun. Hareket etmesi de değil. Evet. Düşünmesi cevabımız oldu. Evet, geçelim 6. sorumuza. Bugünün küçüğüyüm. Ne olacak burası acaba? Yarının değil mi? Yarının büyüğü. Ben okula başladım. Sorumluluklarım var. Anladım. Güzel. Sorumluluklarım var.
Anladım. Şiirde verilen boşluklar en uygun tamamlayan kelimeler hangileridir? Güzel bir şiir. Bugünün küçüğünüm, küçüğüm, yarının büyüğü. Ben okula başladım, sorumluluklarım var. Anladım. Evet. Hemen B seçeneğini işaretledik, zaten yapmıştık. Temel haklara sahip olabilmemizin koşulu nedir? Zengin olmak? Hayır. İnsan olmak? Evet. Dursun. Erkek olmak değil, yetişkin olmak değil. Hangi seçenek oldu? B seçeneği bizim oldu. Hangisi sağlık hakkı denince akla gelen yerdir? Hangisidir sağlık hakkı deyince akla gelen yer? Okul mu? Değil. Market mi? Değil. Hastane mi? Tabii ki. Cami? Değil. C seçeneğimiz bize kaldı. Yanda verilen işaretle ilgili hangi hakkımızdan bahsedebiliriz? Bakalım, görselimize bakıyoruz. Görselimiz bu. Kişi dokunulmazlığı, oyun hakkı, dinlenme hakkı, beslenme hakkı. Kişi dokunulmazlığıdır değil mi bu görselimiz? Bakın. Dokunma, bana dokunma. Temel insan hakkı olan yaşama hakkı ne zaman başlar? Yaşama hakkı ne zaman başlar? İlkokula başlayınca, hayır. Üniversiteyi kazanınca, hayır. Doğduğumuzda, evet. Yürümeye başlayınca değil. Doğduğumuzda başlar arkadaşlar. C seçeneğimiz oldu. Evet, bu arada diğer yazılarımız kanalımızda mevcut. Orada izleyebilirsiniz. Ayşe Nihal derste söz almak için parmak kaldırdı. Verilen cümlede hangi çocuk hakkı anlatılıyor olabilir? Parmak kaldırmış. Oyun hakkı, beslenme hakkı, korunma hakkı, katılım hakkı. Katılım hakkı değil mi? Derse katılmak istiyor. D seçeneği kolay bir soruymuş. Evet, günlüğümüzün, mektuplarımızın ve özel eşyalarımızın karıştırılması hangi hakkın ihlaline örnektir? Evet, günlüğümüzün karıştırılması. Bakalım, kişi dokunulmazlığı hakkı değil. Özel hayatın gizliliği, evet, günlük gizlidir değil mi? O yüzden mektuplarımız, özel eşyalarımız gizlidir. Özel hayatın gizliliği, konut dokunulmazlığı, haberleşme özgürlüğünü eledik. B seçeneğimiz bize kaldı. Aşağıdakilerden hangisi hak ihlali yaşadığımızda yardım alabileceğimiz kurumlarda değildir? Değildir. Dikkat edelim. Okul meclisleri. Hak ihlali yaşadığımızda. Dursun. Kamu denetçiliği kurumu. Evet, alırız. Hastaneler. Yardım alabileceğimiz kurum. Hak ihlali arkadaşlar. Okul meclislerinden alabiliriz yardım. Hak ihlalinde evet. Hastaneler, bu hak ihlaliyle bir alakası yok. İl, ilçe, insan hakları kurulları. Evet, alırız. Ama hastanelerde almak. A ile C arasında gidiyor. A seçeneği doğru. C seçeneği hastanelerden almayız. Hak ve özgürlüklerimiz ihlal edildiğinde aşağıdakilerin hangisini hissederiz? Güven. Hissetmeyiz. Mutluluk. Elimizden alınıyor. Nasıl hissederiz? Değersizlik. Evet. Sevinç de hissetmeyiz. Değersiz hissederiz değil mi arkadaşlar? C seçeneğimiz doğru oldu. Geçelim. Haklarımızı ihlal edildiği durumlarda, haklarımızın ihlal edildiği durumlarda aşağıdakilerin hangisinin yapılması yanlıştır? Kavga etmek. Evet, kavga edilmez, yanlış. Anlaşma sağlamak doğru, yasal yollara başvurmak doğru, insan hakları kuruluna başvurmak doğru ama kavga etmememiz gerekir arkadaşlar. A seçeneğimiz yanlıştırın cevabı. Aşağıdakilerin hangisi diğer insanın haklarına saygılı bir davranıştır? Birlikte yaşadığımız yeri temiz tutmak. Evet, bu saygılı bir davranıştır. Birlikte yapılacak etkinlikte onların fikrini dikkate almamak, saygısız. İzin almadan başkasının eşyasını kullanmak, saygısız bir davranış. Düşüncemizi ifade etmek, başkanın onurunu kırmak, bu da saygısız bir davranış. A seçeneği, birlikte yaşadığımız yeri temiz tutmak, saygılı bir davranıştır arkadaşlar. Hadi bakalım. Diğer sorumuza geçelim. Yine pandamızı el sallayalım. Aşağıdakilerden hangisi insanı insan yapan özelliklerden biri değildir? Ne değildir arıyoruz? İnsanı insan yapan özelliklerden. Sevgi, saygı, evet. Dayanışma, evet. Beslenme, hayır. Duyarlılık, evet. Beslenme insan yapan özelliklerden değildir arkadaşlar. Diğerleri öyledir ama beslenme değildir. Diğer sorumuza geçelim. İnsanın temel haklara sahip olabilmesinin koşulu hangisidir? Çalışkan olmak, özgür olmak, hayır. Zengin olmak, hayır. Ama insan olmak, insanın temel haklara sahip olmasının özelliğidir arkadaşlar. 19'a geçelim. Günlüğümüzün, mektuplarımızın ve özel eşyalarımızın karıştırılması hangi hakkın ihlaline örnektir?
Evet. Kişi dokunulmazlığı hayır. Özel hayatın gizliliği evet. Konut dokunulmazlığı hayır. Haberleşme özgürlüğü hayır. Özel hayatımızdır. Bunlar bizim özelimizdir. Dokunulamaz. B seçeneği doğrudur. Evet. 20. sorumuza bakıyoruz. Aşağıdakilerden hangisi arkadaşlarımıza karşı sorumluluklarımızdan değildir? Başarılarını değildir arıyoruz. Bakın. Dikkat edelim. Başarılarını takdir etmek. Evet. Dedikodusunu yapmak, hayır. Saygı duymak, arkadaşlarımıza saygı duymalıyız. Sırlarını başkalarıyla paylaşmamak, evet. Arkadaşlar dedikodusunu yapmamalıyız arkadaşlarımızın. 21'e geçtik. Tanım. Kişinin başkasına zarar vermeden düşündüğünü ve istediğini yapabilmesidir. Yukarıdaki tanımlama hangi insanın insani değer için yapılmıştır? Hoşgörü. Özgürlük dursun. Adalet. Hayır. Başkasına zarar vermeden düşündüğünü yapabilmesi bakın. Sorumluluk da değil. Buna özgürlük diyoruz değil mi arkadaşlar? Özgürlük. Çocukların temel hak ve özgürlükleri aşağıdakilerin hangisinde yer alır? Çocukların temel hak ve özgürlükleri. Bakıyorum. Lozan Antlaşması değil. İnsan hakları bildirgesi değil. Çocukları diyor ya sadece. Çocuk hakları sözleşmesi. Evet. 2 Eylül 1990 yılında Çocuk Hakları Sözleşmesi Türkiye dahil 142 ülke imzalamıştır. Brüksel toplantısı zaten alakası yok arkadaşlar. Şimdi diğer bir sorumuza geçelim. Çocuklara ait haklardan 3 tane yazın. Evet, 3 tane yazalım. Eğitim, yani okula gitme hakkı. Eğitim 1. Yaşama, oyun oynama hakkı. Oyun oynamayı da yazalım. Çok güzel bir hak. Oyun oynama hakkı. Evet. Sağlık. Sağlık hakkı. Evet. Ekleyebiliriz. Barınma. Yaşama. Artık siz de ne isterseniz onu yazarsanız. Diğer bir sorumuza geçelim. Yetişkinlere ait sorumluluklara 3 örnek yazınız. Yetişkinlere ait. Tamam. Birinciyi yazalım. Evet. 1, 2, 3 tane. Çalışarak aile geçimine katkıda bulunmak olsun. Birinci, çalışarak aile geçimine katkıda bulunmak. İkincisi ne olsun? Aile bireylerine yardım etmek. Aile bireylerine yardım etmek. Peki üçüncüsü ne olsun yetişkinler için? Barınma ve beslenme ihtiyaçlarını karşılamak olsun mu? Olsun. Yazalım. Barınma ve beslenme ihtiyaçlarını karşılamak. Evet. Böylelikle bu sorumuza cevapladık. 25. sorumuza gelebiliriz. Ve son bölümümüz arkadaşlar. Çocukların üstlenebileceği sorumlulukları çarpı ile işaretleyiniz. Hadi bakalım. Ödevlerini tamamlamak. Evet. Çocukların sorumluluğu. Çalışıp para kazanmak değil. İşaretlemiyoruz. Okul eşyasını düzenli kullanmak. Evet. Çocukların sorumluluğu. Çamaşır yıkamak. Bu da değil. Buna da koymayalım. Odasını düzenli tutmak. Evet, çocukların sorumluluğu. Lütfen annelerimize yardım ediyoruz. Rica ediyorum. Özellikle odanızı, eşyalarınızı toplayın. Yorumlara da bekliyorum. Odamı topladım öğretmenim diye. Dişlerini fırçalamak, evet. Çi yapmak değil. Tarlayı ekmek değil. Bozulan eşyayı tamir etmek değil. Bunlar çocukların sorumlulukları değil. Okul kurallarına uymak. Evet, bu çocukların sorumluluklarındandır değil mi sevgili öğrenciler? Evet, böylelikle çalışmamız sona erdi. Ben size ne diyorum? Başarılar diyorum. Hepinize kalpler gönderiyorum. Sizin yüzünüz güldüğü zaman biz de gülüyoruz. Gülücük gönderiyorum. Ve ne diyorum? Önemli olan yüz almak değil. Önemli olan hakkıyla öğrenmek. Yüz nasıl olsa size koşarak uçarak gelir. Ne zaman gelir? Dersleri, öğretmenleri çok dikkatli dinlediğiniz zaman. Tabii ki bizi de takip ederseniz gelir. Neden gelmesin? Sağlıcakla kalın, bizimle kalın. Abone olursanız seviniriz.